Önce şunu ifade edip sandığı çiçek tarlasına döndürmüşsünüz valla. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı biliyorsunuz hepimiz için çok önemli. Tabii soruyu sorarsam cevap alacak mıyım bilemiyorum ama bu konuda bize ne söyleyebilirsiniz? Teşekkürlerimiz. Hoş geldiniz. Benim sorum şu, çok önemli. Tarım. Çünkü Düzce'de hiç tarım arazisi kalmadı. Hep şey, videolar, bilmiyorum, videonun içine açtırmasın ki toprak olmayınca. Şey yapmayınca. Yani çok vahim, bir tek Kürtküler köyü var, orası kaldı. Her yeri bir yer oldu. Betonlaştı. Başkanımız bunu bilir. Üstü bizim, sizin altı bizim. Sökün götürün diyorlar. Var mı böyle bir şey? Sizlere bir şey sormak istiyorum. Tabii ki iktidara geçmişsiniz. Geldikten sonra çalanlara, çırpanlara affedecek misiniz? Hesap soracak mısınız gerçekten? Ben emekli olamayan bir bankacıyım. Emekli olamayan derken kanunların gereği yürütülmesiyle hakkı elinden alınan 3,5 milyon kişiden biriyim. Şimdi bizler sanki bu devlet, hükümetler ekstra bir şey istiyormuşuz gibi hakkımız verilmiyor. Biz yıllarca devlete ödediğimiz verginin karşılığı olarak emekliliğimizi istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Bizler bu ülkede çalışamayacak kadar yaşlı, emekli olamayacak kadar da genç olarak sizin sözünüze güvendiğim için ve sizi çok yakından takip ettiğim için sizden Kemal Kılıçdaroğlu sözü istiyorum. Bu konuya el atacağım. Teşekkür ederim. Kızım var, Gazi Üniversitesi mezunu, 3 yıllık mezun oldu, formasyonunu da aldı, atanamıyor. Çocukcağızım gitti, real konuda çalışıyor. Bu zulüm değil mi? Dün akşamki açıklamanızı büyük bir heyecanla beklemiştik. Şimdi orada bir takım vakıfların ve derneklerin yurt dışına para transferinden söz ettiniz. Zaten bilinen de bir gerçekti. Benim öğrenmek istediğim, yurt dışına kaçırılan bu ülkenin sermayesi, bu ülkenin parası. İktidara geldiğimizde bu paralar, kaçırılan servetinizi iade alacak mısınız, getirtirebilecek misiniz? Yoksa bu suçu işleyenlerin yanında kar mı kalacak? Teşekkür ediyorum. Bu sandıklar önümüze geldiğinde sandık güvenliğini gerçekten sağlayabilecek miyiz? Yani benim bir oyun var ve bir görevim var. Ben bir sandıkta görev alabiliyorum. Bu görevi yerine getireceğim. Ama Türkiye geneli hepimiz için çok önemli. Bunun hakkında belki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Yakınlarım çok fazla kanserden kaybeden biri olarak onkoloji konusunda Düzce ilinin yapılması gerekenleri merak ediyorum. Halen bir radyoterapimiz yok. İnsanlar başka illere taşınmak zorunda kalıyor. Muncurluk Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. Yarısı bomboş duruyor, çürütülüyor orası. Bu konuda neler yapıldı merak ediyorum. Altı masa Cumhurbaşkanlığı konusunda şöyle bir görüşe vardık. Bize hep soruyorlar kim Cumhurbaşkanı adayı olacak diye. Biz Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin niteliklerini son açıkladığımız bildiride koyduk. O niteliklere sahip olan birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Şu ana kadar altılı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadı. Ama hepimiz şundan eminiz, seçeceğimiz Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan emin olmanızı isterim. Tarım arazisi kalmadı diye söylediniz. Her taraf betonlaştı, evet. Bütün şehirler beton ormanına döndü. Yüksek binalar, doğru dürüst yeşillik yok, asfaltta oynuyor, beton zeminde oynuyor. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var.
Bunun, bu sorunun çözülmesi için her kentin bir planlamasının olması lazım ve bunun da o kentin anayasası gibi olması lazım. Nerelerde yeşil alan, nerelerde konutlar, nerelerde okul, nerelerde sağlık sistemi, nerede efendim toplu konut, bunların hepsinin planlanması lazım. Park alanlarının planlanması lazım, caddelerin planlanması lazım. Bu planlama olduğu takdirde bütün bu sorunlar aşılır. Ama işi planlamaya değil de müteahhide teslim ederseniz böyle bir tablo çıkar. O para neredeyse oraya gider. Şimdi Düzce'ye bakıyorum. Düzce Türkiye'nin en yeşil kentlerinden birisi. Ve bakın bu kadar yeşilliğin içinde Türkiye'de havası en kirli şehirlerden birisi burası maalesef. Bu da başlı başına bir sorun. Oysa burası olağanüstü yeşil alanı olan bir kent. Korunması lazım ama bunun için de belediye başkanının CHP'li olması lazım. Efendim akşam sosyal medyada evet devleti soyanlardan evet bahsettim. Amerika'ya yerleşecekler herhalde. Öyle anlaşılıyor yani. Buradan milyarlar gidiyor. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Bütün bunların hepsini söyledim. İsim vermedim ama dedim Erdoğan açıklasın bunları. Efendim 15 Temmuz ne ilgisi var 15 Temmuz'la? Efendim FETÖ ne ilgisi var FETÖ'yle? Kardeşim benim söylediklerim doğru mu yanlış mı? Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri yanlışsa söyle. Şurası yanlış de. Burası yanlıştır diyemiyor. Kaçıyor. Kaçsın yakalayacağım. Hiç meraklanmıyor. Kim devleti soyuyorsa, kim kul hakkı yiyorsa, kim bu ülkede fakirin fukaranın hakkını yiyorsa onun hesabını soracağım. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Onun hesabını soracağım. Zaten suçluların telaşı içinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Ya yapın da benim söylediğimin neresi yanlış onu bir söyleyin. O yok. Bay efendim şunu söylüyor. Ya benim söylediklerimi dinle kardeşim. Ben ne diyorum? Burada vakıf kurdun. Orada vakıf kurdun. Vakfının ismini veriyorum. Türkiye diyorum. Ensar diyorum. 10 milyon dolar diyorum. 20 milyon dolar diyorum. Yaklaşık 1 milyar lira gönderdiniz diyorum. Nereden öğreniyorum ben bunu? Türkiye'deki vakıflardan değil. Amerika'daki onların IRS dedikleri gelir idaresi başkanlarının internet sitesinden. Çünkü Amerika şeffaf bir devlet. Buraya para getiriyorsanız, bir vakıfta kullanıyorsanız ben onu ilan ederim diyor. Ve ilan ediyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Yalandır diyemiyorlar. Sahtedir de diyemiyorlar. Ama diyorlar 15 Temmuz. Ne ilgisi var 15 Temmuz'da? Ne ilgisi var yani? FETÖ. Ne ilgisi var? Taktik diyorlar. Ne taktiği kardeşim? Ben rakam veriyorum, bilgi veriyorum. Bunların tamamını hani derler ya rahmetli İnönü derdi. Suçluların telaşı içindeler. Aynen. Suçluların telaşı içindeler. Efendim iktidar çalanlar, çırpanlar falan bunları affedeceksiniz, hesap mı soracaksınız? Kul hakkı yiyeni affedemem. Kul hakkı yiyeni bakın. Yüce Yaradan da diyor ki her türlü günahla gelirseniz affederim ama kul hakkını affetmem diyor. Bu ayrı. Kul hakkı ayrı. Kul hakkı ayrı. Evet. Suriyeliler konusu, Afganlar konusu söz verdim, milletime söz verdim. En geç 2 yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim. Öyle ırkçılık yapanlar da değil. Bakın nasıl göndereceğimizi de anlatayım. Bunu Suriyelilere de anlattım. İstanbul'da Suriyelilerle toplantı yaptım. Dediler ki bizi 2 yıl içinde nasıl göndereceksiniz? Göndereceğiz, anlattım. Bir, Suriyeli oturup barışacağız. Niye kavga ediyoruz? Hayır, niye kavga ediyoruz? Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. İki, buradaki Suriyelilerin yakılan, yıkılan evlerini, yollarını, okullarını, kreşlerini hepsini yapacağız. Bunu Avrupa Birliği fonlarından yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Parayı Avrupa Birliği verecek. Onlar da suçlu çünkü. Onlar daha düne kadar hiç ses çıkarmıyorlardı. Şimdi ya kardeşim parayı verirsin biz bunların evini, yolunu, yordamını yaparız. Yoksa kapıyı açarız hepsi size gelin. Onlar paraları verecekler. Üç, onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Yani kendi ülkelerinde canları güvenlik içinde olacak. Kimse saldırmayacak. Dört, fabrikalar, bizim iş adamları var gidip fabrikalar açarlar. İşleri de hazır olacak. Dolayısıyla ben bunu anlattığım zaman Suriyeliler dediler ki ya biz o zaman burada niye kalıyoruz ki? Biz kendi ülkemize gideriz.
yaşa takılanlar, evet, o konuda Kılıçdaroğlu sözü verdim zaten defalarca. Hakkınızı savunacağız, hiç endişeniz olmasın. Yeter ki hak aramayı bilin, hak aramayı. Ve yeter ki yalnız olmayın. Aynı haksızlığa uğrayanların bir arada olması lazım, toplu olması lazım. Birlikte mücadele etmeleri lazım. Bakın, bir ara taşeron işçiler vardı. Bu taşeron işçilerin normalde kadrolu olması lazım. Yani diğer işçiler gibi olması lazım. Aynı işi yapıyorlar. Bunların hakkını savunduk, bu hakları teslim edildi. Emekliye iki maaş ikramiye verilsin dedik. Önce itiraz ettiler, para yok dediler, sonra verdiler. Şimdi emekli ikramiyesini artırmıyorlar. Ya enflasyon nereye çıktı? Artırmıyorlar, para yok diyorlar. Ama beşli çetelere para var. O beşli çeteleri de ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Birazdan anlatacağım. Efendim, Gazi mezunu kızım var dedi. Evet, atama bekliyor. Bakın o konuda çok gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Binlerce kişi var atama bekleyen. Hatta sınavda Türkiye'de derece alıp Türkiye yedincisi olup sözlü sınavda düşük puan verilerek elenenler de var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Herkes diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'na niye gitti? İyi de onun hakkını kim savunacak? Derece almışsın. Türkiye'de dereceye girmişsin. Önemli bir yer ya. Türkiye'de bir çocuğun matematikte Türkiye yedincisi olması kolay mı? Alıyorsunuz bunu, sözlü de ediyorsunuz. Niye ediyorsun kardeşim? Niye ediyorsun bunu? Bütün bunların hakkını, hukukunu savunacağım. Köy okullarını yeniden açacağız. Yeniden açacağız. Öyle ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen garabetine de son vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Hepsi kadrolu. Atama bekleyen öğretmenlerin büyük bir kısmını, bakın Sayıştay bu ülkenin en önemli denetim kuruluşlarından birisidir. Diyor ki 183 bin öğretmen açığı var diyor. 183 bin. Dışarıda da binlerce öğretmen bekliyor atama. Bunların tamamını halledeceğiz. Buradan transfer olan paraları geri alacak mısınız, yoksa bu yolsuzluk yapanların yanına kar mı kalacak? Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç endişe etme. Endişe etme. Hepsini. Sen gideceksin, orada bir vakıf kuracaksın. Bakın, vakıf kuruyorlar Allah aşkına. 35 katlı gökdelen yaptılar New York'ta, Manhattan'da. Manhattan'ın özelliği şu, metrekaresinin kirası 10 bin dolar. Metrekaresi. Ben diyor öğrenci yurdu yapıyorum. Ya sen beni mi kandıracaksın? Beni mi kandırıyorsun? Öğrenci yurdu yapacaksan niye Amerika'da öğrenci yurdu yapıyorsun? Türkiye'de bir sürü çocuk var. Kızlar var, yurt bulamıyorlar. Değil, oraya götürüyorsun. Parayı oraya götürüyorsun. Ben de buna inanacağım. Kendi dünyalarını yapıyor. Bakın Muhammed Ali Kley'in çiftliğini de satın aldı. Çiftlikleri var, gökdelenleri var, binaları var. E başlarında yönetici kim? Beyefendinin çocukları. Ben de buna inanacağım. Efendim ben Amerika'ya gidiyorum. Niye gidiyorsun? Amerikalılara hizmet etmek için. Hayır. Servetini oraya götürüyorsun. Mal varlığını oraya götürüyorsun. Hepsinin hesabını soracağım. Konuşmuyor bakın. Konuşmuyor. Başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş. Kendisine teklif ettim. Çık kardeşim ya. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Bir sürü adamın var. Bir sürü gazetecin var. Bir sürü yandaşın var. Vallahi tek başıma çıkacağım. Hepiniz toptan gelin. Oturup konuşalım. Çıkamazlar. Çıkamazlar. Efendim sandıklara sahip çıkacak mısınız? Efendim işte kediler trafoya girdi. Hiç endişe etmeyin. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi işlem merkezinde 1998 yılından 2018'e kadar kim hangi sandıkta oy kullanmış hepsinin verileri var bizde. Bütün tamamını güncelliyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Seçim listeleri geldi. 100 küsur yaşında bir adam ilk kez oy kullanıyor. Ya dedi ki 100 küsur yaşında adam bugüne kadar hiç oy kullanmamış, yeni oy kullanacak. Hemen oraya CHP'lileri gönderdik. Böyle bir adam var mı burada? Yok böyle bir adam. Hemen uyardık, listelerden sildik. Bütün listelere bakıyoruz. Artı, altılı masada, altı lider seçim güvenliği konusunda karar aldık. Bu konuda bir komisyon oluşturduk ve bu komisyonumuz çalışıyor.
her bir sandıkta, mesela son İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde, diğer seçimlerde sandık başında olan arkadaşlarımız, onları eğittik. Sandık başında olan arkadaşlarımız tutanağı imzaladıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafı çekip tak diye genel merkeze attılar. Dolayısıyla biz kimin kazanıp kazanmadığını çok önceden öğrendik. Öyle TRT yayı yapmadı, Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapmadı, zamana bıraktılar, acaba bir dümen çevirebilir miyiz diye milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız sandıklara sahip çıktılar, sonuna kadar da sahip çıkacağız. Sandık güvenliği konusunda endişe etmeyin, o konuda çalışıyorum. Aylin Hanım onkoloji konusunda başka yerlere gidiyor hastalar diye, doğru, bu sadece burada değil, pek çok yerde. Bakın Kars'a gittim, Kars'ta şunu söylediler, Kars'ta bir de tıp fakültesi var. Düşünebiliyor musun? Tıp fakültesi var, doktor yok, uzman doktor yok. Dolayısıyla Erzurum'a gönderiyoruz diyorlar. Bu sorun biraz planlanması gereken bir sorun. Büyük bir hata yaptılar, doktorlar nereye giderseniz gidin diye bir açıklama yaptı Erdoğan. Ya doktor gönderilir mi başka bir yere? Doktora ihtiyacı var bu ülkenin. Üstelik coğrafyanın değişik yerlerinde hiç doktorumuz yok. Oralara doktor gitmesi lazım. Çözülecek. Hepiniz geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ederim.